N nasıl, ins nasıl birileri bir çocuğa göz koyar, nasıl onu alıkoyar, nasıl saklar yani durum her ne olursa olsun bir de yeter tamam ben insanların elbette ki psikiyatrik rahatsızlıklarına saygı duyuyorum. Ama psikiyatrik rahatsızlığı olduğunu düşünen, e, tabii o düşünemez ama onun çevresindeki kişiler de götürecek doktora, ilacını alacak, normal hale getirecek. Şimdi artık her birini öldüren de psikiyatrik rahatsızlığın var diye işin içinden çıkamaz. Kolun kırılınca nasıl gidiyorsan, seni götürüyorlarsa o zaman aileler de bu insanları götürecekler kardeşim yani. Bir de bu anlatılan e, öyle su istedi de su içerken boğuldu da yere düştü de yok, e, eşiğe yok. çarptı ben de korktum e, Evet, hayatta kaza denen bir şey var. Herkesin başına gelebilir ama biz doktor değiliz ki. 3 e, saat kalp masajı yapıp hayata döndürülen insanları biz gazetelerde okuyoruz. Canım, kaza bir... olmuşsa alır çocuğu eline, hemen ilk yardıma koşar, annesine babasına da haber verir. Çocuğunuz bahçede oynarken ayağa kaydı. Maalesef bir yaralanma durumu var. Hastaneye götürüyorum. Gelin yardım edin siz de. Yapılacak. Ondan sonra zaten hastane yetkilileri de gerekli incelemeyi, muayeneyi yapar. Gerçekten bir yere düşmemiz söz konusu. Başka bir şey mi var? Ortaya çıkar. Zaten eğer gerçek yere düşmeyse yani her şey alfaçık meydandadır. O zaman çocuğun annesi, babası büyük babası da yani ne Biz yapalım? Kızımın kulağı kaymış düşmüş diyecek. Vakti bu kadarmış. İlahi bile yani. diyecek. Öyle ya, Allah Kader abi, diyecek Allah Allah yani. yani. Alır sandığa ya, koymanın üzerini yorganlarla e, saklamanın delirdedekilerde de koymanın mantıki tarafı yok. Böyle bir böyle bir ifadeye de itibar etmenin Tabii. insan olarak kabullenme durumu yok. Böyle bir beyana, böyle bir açıklamaya da itibar edilmesi bana göre çok zor. Zaten ee, şu anda bir, zaten bir kez olaylama yani. e, sürüyor. E, ben size e, Zanlı'nın verdiği ilk ifadeyi. Ha. Ee, evet. okuyorum o, hani şu evet. anda yapılan resmi bir açıklama yok yani Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünden ya da İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden resmi olarak bir açıklama yok. Çünkü evladımız Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bugün şey. öğle saatlerinde çıkması bekleniyor Ben tabii. inanıyorum ki Ödemiş halkı yine evladımıza hak ettiği şekilde bir e, cenaze töreni de düzenleyecektir. E, bu önemlidir. Çünkü yani böyle şeyler yapılıyor e, kalıyor sanmasın insanlar. Evet, e, artık yeterse de yeter yani ya ben inanın o kadar üzülüyorum ki hani her birimiz aynı şekildedir. Yani bir evladı yetiştirmek o kadar zor ki yani her şeyle çok zor. İçtiği yarım bardak suyun işte sıcaklığına soğukluğuna kadar sonra birileri geliyor. A, çocuklar yok ortada. Bunlar bulduklarımız bir de ya. Allah nurlar içinde yatırsın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O bulamadığımız çocukların hepsi böyle kurbanlar. Çocuklar bir yere gitmiyorlar arkadaşlar. Kim kimin çocuğunu kaçırır ya? Yani bu çocuklar e, çok özür diliyorum da geri zekalı mı yani adını, soyadını, <laughs> adresini, telefonunu, osunu, busunu bilmeyecek mi? Kim kimin bir de çocuğuna bakacak? Hepsi bu şekilde gidiyor. 3 yaşında, 5 yaşında, 1,5 evet. yaşında, 2 yaşında. Ve Müge Hanım ne yazık ki bakın, e, bu çocuklar en yakın çevrelerindeki e, kişiler tarafından bu eylemlere maruz kalıyorlar. Onun için hani hep aynı şeyi dillendiriyoruz. Sokağa dahi çıkarmayın ya da tek çıkardığınızda başına yanınızda olun hani tek başına bir yere gitmesi sıkıntılı ya da birine e, güvendim ben ona teslim ettim demek e, sakıncalı dememizin aslında altında yatan kuşkuculuk değil Altında yatan biz tedbirimizi sonuna kadar alalım. Yoksa tabii ki herkes kötü değil. Tabii ki insanlara güveneceğiz. Ama bu çocuk söz konusu olduğunda burada güven duygusu ortadan kalkıyor. Ben güvenmiyorum. Kendinize güveneceksiniz. Şey hocam, ben güvenmiyorum. Kendinize güveneceksiniz. Bakın, ben çok açık ve net Çocuk söyleyeyim. söz konusu olduğunda evet, ben tek bir güvenceniz var. Siz o çocuğu gözünüzün önünde e, oynatacaksanız... Ee, ya da işte hoca gelecek ders çalıştıracaksa e, gözünüzün önünde olacak Müge Hanım. En yakın çevrenizde oluyor çünkü bunlar. Yani diğer güven durumları para paramı ortaya koyarım. Çalarsan çal ya ne yapayım? Yerine gelir. Yani gelin. o para bir şekilde yerine, yerine gelir. Gelin. Gelmese de ne olacak? Ama yani çocuk dediğin şey hani bir buzdolabı değil ki yani. Hani kapısı bozuldu git yerine yaptır yenisini al yani. Tabii. Yerine şey yok, telafisi yok. yok. Telafisi olmayan bir durumda hiç kimsenin hiç kimseye güvenmemesi lazım. Telafisi Kesinlikle yok. Şu evladın telafisi Kesinlikle. yok ya. Bir vatan evladını yitirdik yani. 10 yaşını bir bebeği yitirdik. Ya bu ne demektir yani? Ve Müge hanım bakın. Ve bunun, bunun çizgi çok bunu kişi de artıyor. Anne yani. Çizgi yukarıya doğru çıkıyor. Yani evet. e, o kadar fazla bu olaylar ortaya çıkıyor ki ben 87 yıl 1987 yılından beri adli tıp alanında çalışıyorum. Ve e, bu vakalar, klinik adli tip yapıyorum, adli psikiyatri alanında çalışıyorum ve bu vakaları gittikçe fazla görmedim.